Kızım ne oldu öyle? Odadan bir ses duydum. Suya uzanırken abajuru düşürdüm. Ay çok şükür. Ben de korktum. Yine fenalaştın sandım. Yok yok iyiyim. Endişelenmeyin. Dur ben sana suyunu koyayım kızım. Zeynep. Geçmiş olsun. Hastalanmışsın. Al kızım bir suyunu. Ne oldu böyle birdenbire? Telaşlanmaya gerek yok. Mühim bir şey değil. Nasıl mühim bir şey değil? Hastaneye gitmişsiniz. Şu yeni gelen kız söyledi. Evet gittik ama iyiyim şimdi. Allah Allah. Ne oldu birden böyle hastanelik olmuşsun? Öyle eli ayağı boşaldı birden. Panikledik gittik ama Allah'tan bir şey yok. Çok şükür iyi şimdi. Üzüldüm ben de. Eğer yapabileceğim bir şey olursa. Gerek yok. Ben yanındayım. Başı kalabalık olmasın zaten. Dinlensin. Peki. Tekrar çok geçmiş olsun. Ne oldu buna böyle? İkisinde de bir haller var ama. Ya da kocasının derdinden yataklara düştü zavallı. Yazık. Bak Tülay abla bu da beresi. Ay çok tatlı. Ne güzel şeyler yapmışlar böyle. Bu kazağı ne diyeceksin peki? Çok güzel değil mi? Hepsi çok güzel Muratcığım. Rengarenk. Kızcağız çok sevinecek. Ferideciğim, halan çok büyük bir sevap işlemiş. Çok güzelmiş. Tam da Elif'ime göre. Melek abla. Elif'imin sevdiği renkler. Melek. Tabii böyle kız çocuğu kıyafetlerini falan gösterince aklına Elif'i getirdik. Ulan hiç aklımıza da gelmedi ki be. Ya bu hakikaten çok kötü oldu ya. Of be. Hiç aklından çıkmıyor ki yavrusu. Thank you.
mı güzel kızım? Bu ne? Aç bakalım. Teşekkür ederim. Giyebilir miyim anne? Tabii kızım. Gel. Nasıl oldu anne? Yakıştı mı? Hem de nasıl. Çok teşekkür ederim. Çok. Melik, ne oyundakiler? Bunları ben ördüm. Atkı, bere, hırka. Hepsini Elif'im için ördüm. Hem de en sevdiği renkler. Yavrum okuldan gelip giderken üşümesin, hasta olmasın diye ördüm. Bunları o kıza verin. Yazık. Üşümesin. Annesi babası da yokmuş yanında. Annesi şimdi onu çok özlüyordur. Yüreği yanıyordur. Aklı da hep yavrusundadır. Melek abla. Hem Elif bunları hiç giymedi biliyor musunuz? Verin madem üşüyor küçük kız. Ona verin o giysin. Hem ben yine örerim Elif'imi. Hem giydikçe... Annesini hatırlasın. Annesinin yanında hissetsin değil mi? Melek abla, sen ne koca yürekli bir insansın böyle. O yavrucak giysin. Üşümesin değil mi? O giysin. Üşümesin o. O giysin. Tamam. Hiç beceremedin ha. Kız! Kime diyorum ben? İlk önce o bezi güzelce temizle. Ondan sonra devam edersin. Ne o? Tiksindin mi? Saray bebesi. Hayır, su çok soğuk da. Allah Allah. Beğenemedin mi? Bir de senin için sıcak su mu hazırlayacaktık yerleri silmek için? Tövbe tövbe. Allah canını almasın senin. Etrafı temizle dedik iyice berbat ettin be. Özür dilerim. Hemen temizleyeceğim. Ay, bir zahmet. Ne diyorsunuz Timur Bey? Rapor işe yarayacak mı? Kasıt unsuru olduğu raporda açıkça belirtilmiş. Ama suikastı yapan kişinin kimliği belli değil. Fakat biz bunu mahkemede kendi lehimize hafifletici unsur olarak rahatlıkla kullanabiliriz. Ama bizim için daha önemli olan şu andaki konu Necdet Bey'in mahkemedeki tavırları ve bundan önce yapmış oldukları. Bu adam hiç tekin biri değil. Daha önce de kardeşime benzer saldırıları oldu. Endişelenmeyin. Bütün bunların hepsi savunma dilekçelerimizde mevcut. Zaten şu andaki elimizdeki en büyük koz da Selim Bey'in üzerinde silah olmaması. Olay yerinde üzerinde silah olmadığı için
savcı da hiçbir şekilde onu kasten adam öldürmeye teşebbüsten suçlayamayacaktır. Yani bu durumda kardeşim yarın çıkabilir, öyle mi? Yani size kesin olarak bir şey söyleyip yanıltmak istemiyorum. Ama mahkemede de herhangi bir olumsuz tablo yaşayacağımızı da düşünmüyorum. Müşteri olun. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Nasıl oldun Zeynep? Daha iyiyim Kenan abi. Üzme artık kendini. Selim yarın eve gelince her şey düzelecek. Raporları aldın mı oğlum? Avukat ne diyor? Kurtulacak mıymış evladım? Raporları hafifletici unsur olarak kullanabiliriz diyor. Ama bizim için en önemli şey Selim'in oraya silahsız gitmiş olması. Ve Necdet'in de kendi silahından çıkan kurşunla vurulması. Yani avukatın dediğine göre savcılık Selim'i kasten adam öldürme teşebbüsünden suçlayamayacakmış. Katil olan Necdet bugüne kadar kaç kişiye zulüm etti? Kaç kişinin başını yaktı? Asıl onun hapse girmesi lazım. Selim de onun kurbanlarından biri işte. İnşallah her şey düzelecek anne. Adalet de yerini bulacak. İnşallah oğlum, inşallah. Evet Erkin, seni dinliyorum. Sizin dün gece bahsettiğiniz konuyu düşündüm Necdet Bey. Yani yalancı şahitlik olayını. Neye karar verdin? Kabul ediyorum. Yapacağım. Güzel. Güzel. İşte sana olan güvenim bir kez daha boşa çıkartmadın Erkut. Sen adamsın adam. O zaman şimdi şu planı konuşmaya başlayabiliriz. Tabii, sizi dinliyorum. Şimdi kulağını aç ve dediklerimi iyice dinle. Bir hata yaparsak bu bizi bambaşka yerlere götürür. Birebir aynı şeyleri söylememiz lazım. Tamam, dinliyorum Necdet. Şöyle, öncelikle Selim Emiroğlu'nun gözü dönmüş bir vaziyette evime geldiğini, haneye tecavüz ettiğini söyleyeceğiz. Nasıl yani? Ben oturmuş evde uslu uslu kahvemi yudumluyordum. Birden Selim Emiroğlu iki adamıyla birlikte... Başımızdaki bu kara bulutlar bir dağılacak inşallah. İnşallah anne. Bak güzel haberler almaya başladık bile. Allah'ım inşallah daha güzel haberler vermeyi de nasip etsin artık bize. Değil mi Zeynep'ciğim? Evet, tabii, tabii. Ben sizi yalnız bırakayım da Zeynep de biraz dinlensin. Sağ ol Kenan abi. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Yarın çıkınca inşallah müjdeli haberi de veririz. İnşallah anneciğim, inşallah. Ve tam o anda beni vurduğunu söyleyeceksin. Dediklerimi iyice kafana soktun değil mi? İfadeni aynen bu şekilde vereceksin. Tamam Necdet Bey, siz hiç merak etmeyin. Kelimesi kelimesine tekrar edeceğim mahkemede. Ve Selim Emiroğlu da tıkılı kaldı o delikten ömrü boyunca kurtulamayacak. Selim engeli de ortadan kalkınca da Zeynep'e ulaşman artık çok kolay olacak. Ondan sonrası da sana kalmış artık. Hadi göreyim seni Erkut. Yine nereden çıktı bu ya? Ne var Serdar, ne var? Arama artık, Allah kahretsin seni. Akşam akşam ne oldu ki? Ay şimdi açmazsam sabaha kadar arar durur. Ali Hanım mı geliyor ki? Burada konuşamam ben. Ne var? Ne istiyorsun benden? Niye arıyorsun beni? Normal insanlar telefonları genelde alo diye açarlar.
ne var diye değil. Düş yakamdan artık ya. Niye hala arıyorsun beni? Neden aradığımı sen gayet iyi biliyorsun. Bak benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Git başkasının başına bela ol. Kapatıyorum ben. O telefonu kaparsan çiftliğe gelirim Arzu. Bu iyi fikir bak. Hem gelmişken kızımı da görürüm. Çok özledim Tuğçe'yi. Bak yeter artık. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Benim diyorum, anlamıyor musun? Ne altlar karıştırıyor bu ya? Dur bakalım. Anlamak zor olmaz. Kendi kendine ele verir bu aptal. Sen kimi tehdit ediyorsun ya? Ha? Sen kimsin? Kimi tehdit ediyorsun? Ne çabuk unuttun acaba? Benim seni affedip tetiği çekmediğim günleri. İstesem seni öldürürdüm ben. Sana minnettarım Arzu. Neyse, nerede kalmıştık? Sen istesen de, istemesen de yarın 12'de benimle buluşacaksın. Hayır, buluşmayacağım. Sen bilirsin. Eğer benimle buluşmazsan kocana küçük bir açıklama yapmak zorunda kalırsın. Bilmem anlatabildim mi? Tamam Allah'ın belası, tamam. Nerede? Fransa'ya gitmek için seni beklediğim bir kafe vardı ya. Hani beni ektiğin yer. İşte orada buluşalım. Tamam, kapatıyorum. Bana bak. Eğer beni yine ekersen, olacaklardan ben sorumlu olmam. Bilesin. Tamam, 12'de. Kimle konuşuyorsun sen Arzu? Ne var yarın 12'de? Ne oldu? Arzu Hanım. Acaba halledebildiniz mi doktor randevumu? Müsait miymiş doktor bey 12'de? Şimdi konuştum. Müsaitmiş. 12'de bekliyor. Çok geçmiş olsun şimdiden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kenan bey, bir isteğiniz var mı? Yok, teşekkür ederim. Ben bir Zeynep'e bakayım. Kızcağız nasıl oldu acaba? Niye öyle bir şey yaptın? Neyi Arzu Hanım? Biraz önce içeridekini diyorum. Bazı şeyler yalnızca o kişiye özeldir. Kocası bile olsa bilmesine gerek yok diye düşündüm. Sen her şeyi duydun mu? Bütün konuşmaları? Hayır. Sadece zor durumda olduğunuzu anladım ve yardım etmek istedim. Peki. Teşekkür ederim. Seninle pek iyi tanışmadık ama iyi anlaşacağız gibi. O zaman bunun şerefine elinden bir kahve içerim. Tabii. Hemen yaparım. Güzel yavrum. Selim'im inşallah yarın çıkıp gelecek. Her şey yoluna girecek. Üzülme sen yavrum. Üzülme. Buyurun Sayın Hakim. Sayın Hakim. Size sunduğum bu belgede de açıkça görülmektedir ki müvekkilim Selim Emiroğlu'nun yeğeni acımasızca düzenlenen bir suikast sonucu katledilmiştir. Şimdi siz bana bunun davayla ne ilgisi var diyeceksiniz. Hemen açıklayayım Sayın Hakim. Müvekkilim Selim Emiroğlu'nun ailesiyle Necdet Karapınar arasında uzun yıllardan beri devam etmekte olan bir husumet söz konusudur. Ki zira bununla ilgili olarak da zaten Selim Bey'in ifadeleri mevcuttur. Olayın vuku bulduğu gün müvekkilimin Necdet Karapınar ile görüşmek istemesinin sebebi işte bu rapordur. Müvekkilim yeğenini öldüren kişinin Necdet Karapınar olabileceğini düşünmüş ve kendisiyle yüzleşmek istemiştir. Yok daha neler. Ben ufacık çocukla uğraşacak adam mıyım? Siz beni neyle suçluyorsunuz? Sessizlik, devam edin. Sayın Hakim, şimdi size soruyorum. Eğer benim müvekkilimin amacı Necdet Karapınar'ın hayatına kastetmek olsaydı olay yerinde üzerinde silah olması gerekmez miydi? Ayrıca
Davacının kendi silahından çıkan kurşunlar ile yaralanmış olduğunun belgeleri tarafımızdan size sunulmuştur. Olayın ormanlık arazide gerçekleştirilmiş olması, müvekkilimin üzerinde silah bulunmaması ve Necdet Karapınar'ın geçmişine baktığımız zaman görüyoruz ki müvekkilin haneye tecavüz ve kasten adam öldürmeye teşebbüs gibi suçları asla işlememiştir. Davacı tarafın şahitleri öyle demiyor ama. Şahit mi? Savunmanız bittiyse davacı tarafının şahidini dinleyelim. Bizim savunmamız bitti Sayın Hakim. Şahit gelsin. Ertuğrul Şahin, mahkeme salonu. Biz geldik biz. Ayşegül, gel bakayım yanıma. Oh, oh çok tatlıymış. Yanakları buz gibi. Üşümüş ya çocuk. Hava soğuk da ondan. Melahat teyzeni özledin mi? Hı hı. Ayşegül, sana bir sürprizim var. Ne o? Bak, şuradaki hediye paketleri senin. Hadi, aç onları. Aa, gerçekten mi? Hadi. Ne ki onlar? Sana kürk aldım. Soğukta daha iyi ısınasın diye. Kürk almışmış. Çok komik. Çok güzeller, çok. Güzel günlerde giyersin inşallah. Diğerlerini de aç, diğerlerini de. Hayırsever abla kendi elleriyle örmüş. Bayıldım, çok güzel. Şapkası da var. Bu süpermiş. Ne kadar sevindi yavrucak. Nurten, ne oldu canım? Soğuktan dondun galiba ha? Yumuşacık. Çok güzel bu kazak. Yumuşacık, sıcacık. Çok güzel kokuyor bu. Çok. Ne gerek vardı şimdi bunlara? Çok gereği vardı. Bak ne güzel ısındı çocuk. Çok yakıştı sana. Çok 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 yakıştı. Hakim Bey, olay günü
Selim Emiroğlu iki adamıyla birlikte tabiri caizse adeta Necdet Bey'in evini bastı. Necdet Bey'in kendi silahıyla vurulduğu söyleniyor. Bu çok doğal çünkü o gün Necdet Bey ava gitmek için hazırlanıyordu. Hatta silahını bizzat ben kendim getirdim, verdim. İşte ne olduysa o anda oldu. Selim iki adamıyla birden eve daldı. Ne? Ya yok artık. Oğlum bu adam kim? Ne diyor böyle? Ben bu adamı başka bir yerden daha tanıyorum. Necdet'in evinden başka nerede gördüm bunu ben? Nerede? Sessiz olun. Devam et. Dediğim gibi efendim, baktım. Karşımda öylece duruyorlar. Önce anlamadım. Sonra anlaşıldı ki dertleri Necdet Bey'miş. Yalan söylüyor. Ben bu adamın evine bile gitmedim. Yalan söylüyor. İtiraz ediyorum Sayın Hakim. Ortada yalan beyan var. Sessiz olun. Evet. Sonra birden Selim Necdet Bey'in üstüne atıldı ve silahını aldı. Onu zorla, silah zoruyla av alanına götürdü. Gebertirim lan seni, Selim Bey. Selim Bey, sakin olun lütfen. Bunun kimseye bir faydası yok. Böyle bir yere varamayız. Otur. Görüyorsunuz işte Hakim Bey. O gün de bu şekilde öfkeden adeta gözü dönmüştü. Adamlarını üzerimize saldı. Peki o patronunu götürürken sen ne yaptın? Neden izin verdin? Efendim, belli ki her şeyi önceden planlamışlardı. Selim Necdet Bey'i havalanına götürürken adamlarından biri de silah zoruyla beni ekart etti. Aksi takdirde zaten bunların hiçbirisi yaşanmazdı. İtiraz ediyorum Sayın Hakim. Tamamen yalan söylemektedir. Bu şahıs Necdet Karapınar'ın yanında çalışan kendi adamıdır. Ve şu anda tamamen ona öğretildiği şekilde konuşmaktadır. Aksini ispatlayacak bir tanığınız var mı? Şu anda yok. O halde izin verin, tanık ifadesini versin. Havaalanına vardığım zaman Selim'in adamları Necdet Bey'i tutmuştu. Necdet Bey kurtulmaya çalışıyordu. Selim'in bugün olduğu gibi öfkeden gözü dönmüştü. Birden Necdet Bey'in silahını ona doğru doğrulttu ve gözünü kırpmadan tetiği çekti. Yalan. Yalan söylüyor, yalan! Yeter, kesin artık. Söyleyecek başka bir şeyin var mı? Yok efendim, bütün gördüklerimi anlattım. Karar. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 4. maddesi hükmü gereğince sanık Selim Emiroğlu'nun silahla kasten adam öldürülmeye teşebbüs suçundan 20 yıl hükmüne karar verilmiştir. Zeynep! Zeynep kızım! Hayır. Hayır, ben katil değilim. Zeynep! Zeynep! Kızım kendine gel. Zeynep! Bu pislik yalan söylüyor Hakim Bey. Göz göre göre herkesi kandırıyor. Bırakın, bırakın, ben masumum. Hadi yürü artık. Selim, oğlum! Kenan bir şey yap, kardeşini götürüyorlar. Zeynep! Kendine gel kızım, Zeynep! Zeynep! Allah belanı versin, hayatımızı mahvettin. Her şeyin sorumlusu sensin. Ne yaparsan yap elimden kurtulamayacaksın, tamam mı? Bunların bedelini ödeyeceksin. Adaletten kaçamayacaksın. Kenan Bey. Bırak! Kenan Bey, sakin bırak, olun lütfen. Bildireceğim Kenan Bey, sakin olun. Yapmayın. Bunun bize hiçbir faydası yok. Sakin olun lütfen. Siz ailece haydutsunuz. Seni de dava edeceğim. Yapma oğlum. Bak kardeşini götürüyorlar. Allah aşkına bırak şu adamı. Şimdi Selim'i düşünmemiz lazım. Zeynep, hadi kızım kalk. Kalk, hadi. Aferin Erkut. Temiz iş çıkardın. Benimle uğraşmalarının bedeli Emiroğullarına 20 yıla patladı. Mahkemede ne oldu acaba? Kimseden ses seda da çıkmadı. Acaba Erkut'u mu arasam? (Gülüyor)
Allah Allah. Bu niye açmadı ki şimdi? Acaba kötü bir şey mi oldu? Bundan daha iyisi olamazdı herhalde. Ha Erkut? Her şey tam istediğim gibi gitti. Sorunsuz ve temiz. Selim de nerede hata yaptım ben şimdi diye düşünsün dursun artık. Ne de olsa önünde düşüneceği koskoca 20 sene var. Hadi gidelim artık. Hadi. Allah'ım ne yapacağım ben? Senin olmadan ne yapacağım ben? Yapma kızım ne olur sakin ol. Karnındaki canı düşün yavrum. Anne. Anne 20 yıl dedi. Koskoca 20 yıl dedi. Aşağılık pislikler. Bu yaptıkların hesabını soracağım ben onlara. Kenan Bey, lütfen sükunetinizi korumaya çalışın. İçeride yaptıklarını görmediniz mi Timur Bey? Kendileri senaryo yazıp onu oynadılar. Farkındayım tabii. Ama bu şekilde fevri davranmanız kardeşinize daha fazla zarar getirir. Bakın, ben şimdi bir durum değerlendirmesi yapmak için ofisime geçeceğim. Sizinle daha sonra tekrar görüşürüz, olur mu? Kenan abi. Abicim. Kenan abi ne olur. Selim eve dönecek de. Ne olursun. Dönecek de. Selim dönecek de eve. Ne olur dönecek de Kenan abi ne olur. Ağlama kızım ağlama. Hadi Zeynepciğim. Hadi evimize gidelim. Hadi. İstemiyorum. Ben Selim olmadan o eve gitmek istemiyorum. Hadi kızım. Hadi ya, gel evimize gidelim. Hadi. Selim. Selim. Çok mu sevdin kazağını? Hı hı, bayıldım. Sıcacık yaptı. Çok da yakıştı. Gerçekten de çok güzelmiş. Melahat teyze, üşüyorsan sana verebilirim. Ama sana biraz küçük gelebilir. Gel yanıma gel, gel. O kazak benim kafamdan bile geçmez. Koca kafalı Melahat teyze. Oh, gül oyna. Hayat sana güzel Ayşegül Hanım. Ne diyorsun be? Ne istiyorsun sen şu çocuktan? Ne isteyeceğim be? Ben onu buraya oyun oynasın diye mi getirdim? Gel kızınma. Bir işin ucundan tut. Öyle at gibi kişneyip durma. Gel. Süpür şuraları. Kapının arkasında faraş var. Şşş. Bakma öyle havalı havalı. Hadi. Küçük çocuğa sen yer mi sildireceksin ha? Yapar tabii. Alıştı o hem, sen merak etme. Mendebur seni. Domuz gibi kadınsın. Sen silsene. Sana da çay yaptım. Melek'cim ne oldu, ne düşünüyorsun? O kız ne yaptı acaba? Hangi kız? Kaza ördüm ya, üstüne tam geldi mi? İnşallah beğenmiştir. Beğenmez olur mu hiç? Hem de çok beğenmiştir. Üşüyor musun Melek? Hava da bayağı soğudu. Kızcağız da şimdi üşüyordur değil mi?
Ördüğün kızak onu sıcacık tutuyordur. Sen hiç merak etme. Yok. Koca bir kış tek bir kazakla geçer mi? İdare edilir mi? Ben en iyisi onu bir tane daha kazak öreyim değil mi? Öreyim. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Odanın kapısını açsana Sever. Herifi bulayım, biliyorum yapacağımı. Yalancı şahitlik neymiş göstereceğim ben ona. Oğlum bir delilik yapma, kurban olayım. Bir sakin ol. Anne nasıl sakin olayım? Görmüyor musun yaşadıklarımızı? Görmez olur muyum oğlum? Görüyorum. Derdi veren Allah derman da verir elbet. Biraz daha sakin olmaya çalış. Ben böyle elim kolum bağlı duramam anne. Bir şeyler yapmam lazım. Oğlum dur, kurban olayım. Bir de seni düşünmek zorunda bırakma beni. Bak benim derdim bana yetiyor zaten. Tamam anne, sakin ol sen. Allah'ım sen yardım et bize. Seher, kızcağızın dil damağı kurumuş. Bir su ver bakayım. Hadi. Kızım, tamam kızım, tamam. Seher, Seher. Buyurun. Ne oldu? Niye seni böyle taşıyarak odasına götürdüler? Vallahi bilmiyorum. Geçenlerde de böyle bir fenalaştı ama. Sen bir bak, derdi neymiş bir öğren. Tamam. Hadi kızım, toparla artık kendini. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım Allah'ım, ne olur bir yol göster bana. Çocuğunu düşüneceksin kızım. Onun için güçlü olmak zorundasın. Zamanla her şey düzelecek. Yavrunuzun yüzü suyu hürmetine. Allah'ım Selim'i çıkaracak orada. Hamile olduğu içinmiş demek. Anne, hakim 20 yıl dedi, 20 yıl. Benim bebeğim babasından ayrı büyüyecek. Dua edeceğiz kızım. Güzel Mevlam büyük. Masumu görür, korur. Hem kendini düşünmüyorsan, karnındaki yavrunu düşün yavrum. Selim hapisten çıkacak. Ben inanıyorum, sen de. Suyumuz. Hadi iç kızım. Ne oldu? Durum nedir? Vallahi Zeynep Hanım'ın durumu hiç iyi değil. Ya sadede gel, ne olmuş Zeynep'e? Eşi bayağı bir ceza almış. Ceza mı vermişler? Kaç yıl? 20 yıl vermişler. Demek 20 yıl ha? Zeynep Hanım'a da yazık ya. Yüklüymüş bir de. İnşallah bebeğine bir şey olmaz. Ne dedin sen? Bebeği, hani dertten, sıkıntıdan Allah korusun. Zeynep
hamile miymiş? Aa, siz bilmiyor muydunuz? Ben sizin haberiniz var sanıyordum. Sen nereden duydun bunu? Şey, odadan geçerken duymuştum. Aliye Hanım, kendini düşünmüyorsan bari bebeğini düşün falan dedi. Olamaz ya. Olamaz, böyle bir şey olamaz. Allah kahretsin. Bir sorun mu var Arzu Hanım? Kesesini sen. Çık dışarı. Ama Arzu Hanım. Ya çık diyorum, anlamıyor musun? Çık dışarı. Nasıl olur böyle bir şey ya? Sonunda hak ettiği yeri buldu. Ama hakim kararı okuduğunda yüzünün şeklini görmeliydin. Müthişti, müthiş. Aa, Erkut da muazzam oynadı doğrusu. Hakkını vermek lazım. Peki kaç yıl hüküm giydi şimdi? 20 sene. 20 sene. Anladım. Canım ben odama çıksam. Ne oldu? Neyin var hayatım? Hiç. Üzerimde öyle biraz kırgınlık var da. Yatıp dinlenirsem geçer. Tamam. Sen çık odana dinlen biraz. Suzan nerede? Ben de bir keyif kahvesi içeyim. Tabii Necdet Bey. Söylüyorum ona. Geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimde. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzüm. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son.